Bazı kardeşlerimiz dün de bir yerde rastladım. İşte namaz üç vakit diyor. Bilmem biri diyor namaz iki vakit diyor. Bilmem ne falan fişmekan. Tövbe estağfurullah öyle demeyeyim de Allah versin. Şimdi bakın. Kaynak veriyorum. Nereden? Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Bütün sahih hadis kitaplarından kaynak veriyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre özellikle o akşam bir gençler benim konuştum. Onlar kafalarını iyice açsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa, 5 defa, kirinden bir şey kalır mı? Sahabeler o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. Maşallah. Nerede 3 vakit? Bak Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Evet. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Hazreti Bureyde radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazın vaktinden sormuştu ona. Şu önümüzdeki 2 günde namazları bizimle kıl buyurdu. O gün güneş tam tepe noktasına batıya kayınca ezan için Bilal'e emretti. O da öğle ezanını okudu. Bak öğle ezanını okudu. Sonra öğle için kâmet okunmasını emretti. Sonra güneş yüksekte beyaz parlak iken emretti ve ikindi için kâmet okundu. Bak sonra güneş yüksekte beyaz parlak iken emretti ve ikindi için kâmet okundu. Sonra güneş batınca emretti, akşam için kâmet okundu. Sonra ufuktaki aydınlık kaybolunca emretti, yatsı için kâmet okundu. Sonra şafak sökünce emretti, sabah için kâmet okundu. İkinci günü olunca Bilal'e, Hazreti Bilal radıyallahu anh'a ortalığın serinlemesini beklemeyi emretti. O da öğleyi ortalık iyice serinleyinceye kadar geciktirdi. İkindiyi güneş yüksekten, dünkü vakitten biraz sonra kıldı. Bak, ikindi güneş yüksekten, dünkü vakitten biraz sonra kıldı. Akşamı ufuktaki beyazlık kaybolmazdan az önce kıldı. Yatsıyı geceliğinin 1/3'ü geçtikten sonra kıldı. Sabahı ortalık iyice ağarınca kıldı. Sonra namaz vakitlerinden soran kimse nerede diye sordu. Resulullah soruyor. Soru sahibi benim ey Allah'ın Resulü dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın vakti dedi gördüğünüz 2 vakit arasındadır. İşte gördünüz mü 5 vakti? Çok net. Tabii inşallah. 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 Bak kaç kaynaktan birden. Bak Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Bitti. İnşallah. İnşallah. Hocam buyurun. Hocam sizin bir siteniz var Ehl-i Sünnet'in önemi diye. Sizin namazın 5 vakit olduğunu, tesettürün farz olduğunu ve başta olmak üzere Ehl-i Sünnet'e göre dinin nasıl yaşanacağını anlattığınız kitabınızdan hazırlanan site. Benim birçok kitabımda var ama evet Ehl-i Sünnet bu kitabımda da var evet. Göstert. Evet. Ehl-i Sünnet'in önemi.